kere kamuya yakışır bir ciddiyeti herkesten beklemek durumundayız. Biz Sayın Bakan'ın bu sözlerini ne yazık ki ciddiye alamıyoruz. 500 küsur kişiden bahsediyor. Birkaç günden beri bazı AK Parti meclis arkadaşların da sosyal medyada paylaştığı gibi ya da bir takım yanlış basın yayın organlarında ortaya çıktığı gibi sadece 7 kişi ismi geçiyor. O kadar ciddiyetsiz bir durumla karşı karşıyayız Sayın Başkan. İsmi geçen bir arkadaşın, bir vatandaşın Büyükşehir Belediyesi'nde herhangi bir kaydı bile yok. Ben isim vermiyorum. Kaydı bile yok, böyle bir çalışan bile yok. Giriş çıkış bile olmamış. Bu kadar ciddiyetsiz bir işten bahsediyoruz. Yani bu ülkenin İçişleri Bakanı'nın, bu ülkeyi yöneten iktidar partisinin biz yani çok daha ciddi bir şekilde eğer varsa böyle bir durum üstüne gitmesini beklerdik. Soruşturmalar açılmasını, varsa terörle ilişkileri, ilgili hukuki süreçleri işletmesini beklerdik. Söylenden başka elimizde hiçbir şey yok. Öyle garip bir durumla karşı karşıyayız Sayın Başkan. Mesela sosyal medyada adı geçen, resimleri çıkan ya da o yandaş basında yazılan isimlerin bir tanesi hiç kaydolmadığı gibi iki tanesi buraya işe girmiş, arkadaşlarımızı incelemişler, evrakları eksik olduğu için hemen işten çıkışını vermişler. İşe girenler de Adalet Bakanlığı'nda almış oldukları adli suç belgesini buraya sunmuşlar, adli sicil kaydını sunmuşlar. Hiçbir tanesinin hiçbir sicil kaydına rastlanmamış terörle ilişkili. Hiçbir şey yok. Yani biz insanların kişisel isimler söylüyor ama insanların kişisel bilgilerini buraya getirip paylaşmak durumunda falan da değiliz. Öyle bir durum da yok. Onu da geçtik Sayın Başkan. Geri kalan 4 kişiden 3 tanesi mevsimli işçi kapsamında 696 sayılı kararname istinaden taşerondan Ağaç AŞ şirketine geçmiş olan şahıslar mevsimli işçi statüsünde ve kararname dolayısıyla geçmişler. Onların da herhangi bir sicil kaydı yok. Bir tanesi de Boğaziçi şirketimizde temizlikçi olarak çalışıyor. Onun da bir sicil kaydı yok. Onda da bir suç unsuru yok. Devletimizin bu konulardaki en önemli kurumu İçişleri Bakanlığı'nın biz bu konularda daha ciddi iş yapmasını beklerdik. Tabii ben arkadaşlara böyle Oslo, Habur, Çadır Tiyatrosu falan demeyeceğim. Bu konuları niye açtıklarını söyleyeceğim. Tek gerekçesi var, gündem değiştirmek. Ülkenin çünkü gündemi başka bir şey. Bugün ülkemiz ciddi bir ekonomik krizle karşı karşıya. Arkadaşlarımız, vatandaşın oluşan bu ciddi gündemine karşı bir şey geliştiremedikleri için kendilerine göre bir algı operasyonu yaparak gündemi değiştirmeye çalışıyorlar. Vatandaşın gündeminde bunlar yok. Vatandaşın gündeminde 14 liranın üstüne çıkmış olan dolar, 16 liranın üstüne çıkmış olan euro, TÜİK'in saçma sapan rakamlarla açıkladığı %58-%60'a varan enflasyon, AK Parti'nin yönettiği ekonomide 3,5 liraya dayanmış olan ekmek fiyatları, marketlerdeki yangın ve ne yazık ki her geçen gün fakirleşmemiz var. Bunlara çözüm üretemeyenler, bunlara bir şey söyleyemeyenler, vatandaşın günlük yaşamına dokunamayanlar, vatandaşın günlük yaşamını iyileştiremeyenler bize söylüyorlar ya aslında kendileri o siyasi düşüncelerle, o ideolojik düşüncelerle ve Büyükşehir Belediyesi'ne nasıl karalarız anlayışıyla bir şey söylemeye çalışıyorlar. Yemezler Sayın Başkan bunları. Çok açık bir şey söylüyorum, yemezler. Bunların gerçeklikle hiçbir ilişkisi yok. Varsa bizim İçişleri Bakanlığımızdan, devletimizin müdahale kurumundan bir beklentimiz var, bir ricamız var. Yapsınlar işlemleri. Yapsınlar işlemleri. Görelim. Ama ben mesela şunu çok iyi biliyorum. Bunlardan da bir şey çıkmaz. Neden? Mesela 31 Mart seçimlerinde yolsuzluk yapıldığı için neredeyse bütün Büyükçekmece ilçesi ablukaya alınmıştı. Binlerce insan sorgulanmıştı. Yüzlerce sandık görevlisi sorgulanmıştı. İnsanlar karakollara çekildi ya da polis muhabbetiyle evlerine gidilerek hepsinin soruşturması yapıldı. Bir tek kişi davalık olmadı, bir tek suç unsuruna rastlanmadı. Yine aynı şey İstanbul seçimlerinde de İstanbul seçimlerinde bir sürü usulsüzlük söylediler.
Bir tanesi gerçek değildi, bir tanesi gerçek olmadı. Bir tanesi hiç gün ne soruşturma açıldı ne de dava açıldı. Çünkü bunun hiçbirisi gerçek değildi. Bugün olanlar da aynı şeyler. AK Parti vatandaşın gündemini değiştirebilmek için gerçekten anlamsız, içi boş şeylere sığınıyor. Bu ülkede bizim tavrımız ne? PKK'ya karşı duruşumuz belli. Terör örgütlerine karşı duruşumuz belli. Eline silah alanlara ilişkin duruşumuz belli. Her kim teröre bulaştıysa, her kim eline silah aldıysa onlara karşı duruşumuz çok net. Ve biz İçişleri Bakanlığımızın